Evet, tekrar merhabalar diyelim. Biz nostalji keyfi yapıyoruz bugün. Ve sizlere güzel bir hafta sonu dileklerimle buradan başlamak istiyorum. Ki geldiğimiz nokta itibariyle nostaljinin nasıl bir şey olduğunu siz bizzat kendiniz buradan keyif alarak izleyeceksiniz. Ki ben videoma hemen buradan çok güzel bir fotoğrafla başlamak istedim ki evin taş duvarlarını ve buradaki taş yapısına bakarsanız burası tamamıyla araziye uyumlu bir şekilde arazinin taşları da yapıldığı için artık gerisini size bırakıyorum diğer yorumları. Çok eski bir ev, harika bir yer. Hemen bu evin tam başlangıç noktasındayız ki parselimiz de tam olarak benim bulunduğum yerden başlıyor. Ve aşağı doğru giden muhteşem bir güzellik, muhteşem bir manzara var. Önce arkadan başlayalım dedik biz. Öne doğru şimdi devam edeceğiz. Lütfen şimdi kendinizi arkaya doğru yaslayın ve sadece benim sesimi de fazla dinlemeyin isterseniz. Sadece önümüzde şimdi gelecek olan manzaraya odaklanın derim. Buradan kendimce. Şimdi nasıl başlasak, nereden başlasak onu bile tam olarak buradan kestirmek zor. Nereye geldik? Öncelikle onu ben bir size hemen aktarayım. Bugün çok güzel turlardan bir tanesine çıktık demiştim. Şu anda Kaş bölgesindeyiz yine. Kaş ilçemizin Sahil Aklar mahallesindeyiz ki Sahil Aklar dediğimiz zaman Çavdur köyümüzün Palamut, aynı zamanda Karadere, Kumlova, Ova, Kınık ve Yeşilköy'ün tam üzerindeyiz. Ve karşımızda boylu boyunca uzanan muhteşem bir Patara plajının olduğunu ve burada uçsuz bucaksız bir deniz manzarasının olduğunu sizlere buradan rahatlıkla ifade edebilirim. Deniz manzarası demişken ben buradan size çok az bir zoomlama yapacağım. Şu görmüş olduğunuz ova tamamıyla Kınık, Kumlova, Karadere ve Patara'nın arka kısmında bulunan yine ova mahallelerimizin olduğu bölge. Hemen onun biraz daha gerisinde bizim biraz daha ayak ucumuzda kalan Çavdır köyümüz ki buraya Çavdır köyümüzden çıkılıyor aynı zamanda. Hemen ön tarafımızda yine Palamut köyümüzün de olduğunu buradan belirtmiş olayım. Ve yine akşam üzeri artık olmasına rağmen gün batımı çok güzel bir manzara yakaladık. Ve yine aynı güzellikte burası yamaç bir bölge. İlk defa buraya geliyoruz. Şahsım olarak da ben buraya ilk defa geliyorum ki gerçekten manzarası yani doyum olmayan muhteşem bir manzaraya sahip. Aynı zamanda burada nem oranının da 0 derecede olduğunu da belirteyim. Yaz mevsiminde burada eşsiz bir manzaraya sahipsiniz. Hem de serin serin, tiril tiril bir hava olduğunu da buradan açıkça belirtmiş olayım. Evet, demiştim ya ben size. Buranın çok farklı bir hikayesi, farklı bir öyküsü var. Yerleşim alanı olarak çok enteresan, çok egzotik bir köy. Köyün hemen hemen taş olmayan bir tarafı yok. Her yer taşlık, kayalık. Yani burada ev yapmak istediğiniz zaman burada kesinlikle bir taş ihtiyacınız asla yok. Ki burada başka türlü bir ev yapma şansınız da yok. Çünkü gerek de duymayacaksınız. Her yeriniz taş. Zaten araziden çıkan taş burada bir villa inşaatına rahatlıkla yetecektir. Ki az önce göstermiş olduğum gibi şu nostaljik ev var ya. Aynı onun gibi. Zaten burada da artık parseller hemen hemen kalmamış kadar çok az nadir parseller var. Ki şu anda içinde bulunduğumuz parsellerin bir tanesi o şekilde. 895 metrekare bir parselin içerisindeyiz şu anda. Ve dediğim gibi bu parsel çok nadir kalan parsellerin bir tanesi. Ve köy içinde, köy yerleşik alanı içerisinde kalan imarlı olan bir parsel aynı zamanda. Bununla birlikte ki 895 metrekare olan parsel
rahatlıkla size hem ev olarak hem garajınızı, havuzunuzu rahatlıkla yapabileceğiniz bir alan yaratıyor. Yine bununla birlikte tabii ki burada köy yerleşik alanı içerisinde olduğu için her türlü elektriğiniz, suyunuz burada mevcut. Şebeke suyunuz da ayrıca var. Onu da belirtmiş olayım. Fakat burada birçok ayrıntı, birçok detay var. Onlarla da ben birazcık olsun sizleri bilgilendirmek istiyorum. Ki bunun yanında burada çok geven dediğimiz bir ağaç türü var. Mersin'e benzer meyveleri vardır burada. Çok enteresan, keçilerin çok sevdiği, muhteşem güzellikte olan bir ağaçtır bu. Ki bu ağaç her yerde çok fazla bulunmaz. Çok nadir, çok nadide bir ağaç türüdür. Ki bu ağaçları da buradaki bizim cırık dediğimiz bir kuş türü var ki yayla kuşudur. Aynı zamanda ardıç kuşu dediğimiz bir kuştur. Bu cırık dediğimiz ardıç kuşları bu meyveleri yerler. Bu meyveleri yedikten sonra onların içerideki iç mekanizmadan geçtikten sonra doğaya dışkı olarak bırakılır. Daha sonra da bu ağaçlar tekrar yaşam bulurlar. Ki o kuş bu meyveleri yemeden veya dışkı olarak çıkartmadan asla burada bu ağaç türleri yeşermez. Onu da buradan kısa bir bilgi olarak aktarmış olayım. Ayrıca bu köyün diğer bir güzelliği ve özelliğinden bahsedeyim. Az önce geçmiş olduğumuz köy merkezine girerken geçmiş olduğumuz şuradan hemen bir tane tepe var. Tepenin oradan ben size birazcık bahsedeceğim. Orası tam görmüş olduğunuz o küçük tepe karşıda. Orası buranın çok tarihi bir bölgesi. Aynı zamanda burada çok eski dönemlerde artık Roma ve Likyalılar döneminde burada tam şu görmüş olduğunuz tepenin olduğu yerde çok ilginç bir yaşam ve aynı zamanda yaşam merkezi olan bir bölgeymiş burası. O yüzden burası çok ilginç, bir o kadar da muhteşem güzellikte olan bir bölge. Tabii o dönemlerde her şey kayalar üzerine yapılıyor. Kayalarda mağaralar açılıyor. Aynı zamanda burada sarınç gibi dediğimiz sarnıç, yani su havzası biriktirme açısından onlarla ilgili ve diğer ev yapımlarıyla ilgili de burada taş bol miktarda olduğu için ve yüksekte korunmak amaçlı insanlar bu tür yerleri tercih etmişler ve bu tür tepelerde, zirvelerde kendilerine yer bulmuşlar, yaşamışlar. Ki o insanlar, eski insanlar belki bunu siz daha iyi tanımlarsınız. Suyun olduğu yerde, yaşamın olduğu yerde, havanın en güzel olduğu yerleri hep seçmişler ve o tür yerlerde yaşamışlar. Şimdi ben size daha fazla nasıl bir güzellikte anlatayım. Onu da çok fazla artık bilmiyorum ama dilimin döndüğü kadar buradaki güzellikleri anlatmaya çalışıyorum. Kış mevsimine girdik. Ona rağmen halen burada hava çok müthiş, çok güzel bir havasının olduğunu, burada hiç sıfır derecede nem olduğunu, yani nem olmadığını söyleyeyim. Ayrıca dediğim gibi yaşam alanı olarak da çok ilginç, çok farklı bir bölge. Vallahi biz buradan video çekerken bile buranın büyüsüne kapıldık dersem hiç yalan olmaz. Çünkü gerçekten burada olup da, burada yaşayıp da ve şu manzarayı gördükten sonra büyülenmemek elde değil. Her tarafımız kuş cıvıltısı, kuş vıcırtısı var. Aynı zamanda bütün doğallığıyla alt tarafımızda keçiler halen daha burada eski köy hayatının, köy yaşamının olduğunu da buradan belirtmiş olayım. Görüyorsunuz. Halen daha burada o kadar villa inşaatlarının olmasına rağmen halen daha burası bakir bir bölge ve çok egzotik, çok hoş, çok müthiş bir bölge diyeyim. Bakın
Hava artık yavaş yavaş kararıyor. Akşam üzeri oluyor çünkü. Yakında belki birkaç saat sonra burada çok güzel bir yağış olma ihtimali var. Ki o siyah bulutların altında itibaren zeminle beraber tam aradan muhteşem bir deniz manzarası buradan izliyoruz. Ki birazcık hava bulutlu olduğu için galiba biraz da güneş o denize yansıma yapınca buradan denizi net göremiyorsunuz ama şu anda sanırım görme ihtimaliniz yüksek. Evet. Bulutların hemen altından baktığınızda alt taraftaki yani toprakla beraber toprağın bittiği yerde yani siyahlığın bittiği yerde o deniz manzarasını buradan rahatlıkla görebiliyoruz şu anda kameralarında. Evet, sizlere umarım güzel bir nostalji yaşatmışımdır. Umarım güzel bir görüntü paylaştığımı düşünüyorum. Ki böyle bir güzel bir köyden. Dediğim gibi burası sahil aklar ve bulunduğum parsel çok güzel parsellerin bir tanesi. Köy yerleşik alanı içerisinde 895 metrekare net olarak yüzey ölçümü. Dediğim gibi buranın her türlü elektrik, suyu, her şeyi mevcut. O yüzden manzara müthiş. Artık onunla ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bizim keyif aldığımız kadar. Sizlere şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum. Ve böyle bir parseli kaçırmayın lütfen. En kısa zamanda da yine görüşmek, buluşmak dileğiyle. Bütün güzellikler sizin olsun. Aynı bu parsel gibi, bu manzara gibi. Hoşça kalın.